Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Nolmaşı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde bölüm arası neler yaptık onlara bir bakalım. Öncelikli olarak şuradaki tavukların çevresini clear glass ile kapladım ve burada bir adet hopper hawk var artık. Devam edelim. Onat benim süt üretimimi bu şekle çevirdi. Burası biraz, nedense biraz kasıyor. Nedenini hala çözemedik. Bu açı. Bir ara çözeceğiz. Burası bu şekilde. Onat kendine buraya bir tane seed üretme makinesi yapmıştı. Şunu biraz genişlettik ve ikinci bir tane exoflame koyduk biraz hızlansın diye. Ve ayrıca şuradaki hopper'ı item translocator'la çevirdik. Bütün bottleneck'lerden kurtulduk yani. Devam edelim. Buraya bir tane bina kurdum. Burası Applied Energy 6. Daha sonra depolama binam olacak. Kendisi ayrıyetten portal binamla birleşik. Evet. Output full. Harika. Neyse, devam edelim. Bunun yanı sıra şunun önüne chest koydum. Buradan steel'leri alıyorum. Arkaya da şunu bağladık. Bundan da slag'leri alıyoruz. Başka ne değişti? Burası hala hardened clay'di. Şurası mud brick. Atları buraya taşıdım. Villager'lar şuraya geldi de şu an gözükmüyorlar gene. Vesaire vesaire. Peki. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm Applied Energy 6'e girişeceğiz. Bir de önemli bir şey daha yaptım. Bir adet portal gun. Kendisi bir adet miniature black hole istiyor. O da Ender Pearl Dust istiyor. O da Ender Pearl'ün pişirilmesinden oluşuyor. Bakalım. Tabii. Evet, gördüğünüz gibi. Voila. Ayrıca bunu asıl yapma sebebim tavukları taşımaktı. Altlarına portal açıp. Devam edelim. Şu da Clipper, bu da hedehödölleri kesmemiz için. Agricraft croplarını kesmek için ve Agricraft crop'u demişken ben bunları nereye koymuştum? Evet, buraya atmıştım. Şurada Redon'un geliştirdiği melon ve pumpkin seedler mevcut. Bunlar biraz gerekecek bana. Biraz büyük üretime geçtiğimde. Neyse, devam edelim. Ayrıca ben zırhımdan memnunum, ancak ben karakterimin skinini görmek istiyorum. O zaman Botanya'dan bir adet Phantom Ink yapalım. Bir tane dye, bir tane glass. Düz glass'ım var mıydı? Şurada bir tane dye var. Düz glass'ım yoksa yaparız hemen. Süper hızlı bir fırınımız var neticede. Bu arada bunlardan iki tane koyma sebebim sayıları arttıkça hızları da artıyor. Şu fırınlara verdiği. Tamam şimdi. Dört tane de bottle. Direkt şöyle alalım aslında. Ve sen gel bakalım. Ve Phantom Ink. Peki bu Phantom Ink ne işe yarıyor? Bunlara Phantom Ink özelliği basıyoruz. Peki bu özellik ne? Güzel soru. Zırhın etkisi var ancak zırhım gözükmüyor artık. Oh yeah. Evet, bunu da aradan çıkarttığımıza göre Applied Energy 6'e girişelim. Şimdi şu makineleri zaten görmüştünüz. Bunları geçelim. Şimdi bana gerekenler. Bana ilk önce biraz kablo. ME Terminal. ME Crafting Terminal. Bu ikisi arasındaki farkı göstereceğim. Storage Bus.
ME Drive. Kontrolörleri daha sonradan göstereceğim size. Ve storage cell'ler. 16K yaptım. 6 tane. Ve bir tane de Illuminated Plate yapalım. Göstereyim ve bir de şu charger'ı alalım. Şimdi. Gelelim. Bana biraz kablo lazım değil mi? Selam. Buraya bir... Evet, şuraya ben bunları yerleştirmiştim. Aslında bunu daha sonradan gizleyeceğim. Şimdi ME Terminal yerleştirelim şuraya. Bir de size ME Crafting Terminal gösterelim. Aralarında çok önemli bir fark söz konusu. Birinde Crafting Table var. O yüzden ben ME Crafting Terminal kullanacağım aslında. Bu arada şu Illuminated panelini de gösterelim. Ups, ters taktım. Kendisi bir ışık kaynağı. Neyse. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi benim ihtiyacım olan birkaç şey var. İlk önce bana bir drawer controller, compacting drawer ve normal drawerlar bolca gerekecek. Şuraya koymuştum. Şimdi ben kendime güzel bir ME sistemi döşemek istiyorum. Ups, neden buraya geldim? Bunlar biraz dağınık yerleşecek şimdi. İlk önce sen bir şöyle gel. Seni şöyle yerleştirelim. Ve içine şu ME dry'larımızı atalım. Bunlar depolama kaynakları olacak. Sonra şunu tekrar alalım. ME terminal değil, ME crafting terminal. Gelsin. Ve altına bir tane storage bus gelsin. Storage bus nedir diye soracak olursanız, dış envanterlerden RIN ME sistemi okumasını sağlayan bir zamazingomuz kendisi. Şimdi drawer controller yerleşti. Ardından bu arkadaşlarımızı yerleştirelim. Voilà. Ve şimdi şuraya da basic drawer'ları yerleştirmeden önce şu arkadaşla alakalı bir şey yapacağım. Önceliğini bayağı yükselteceğim. Ve her zamanki gibi ikilileri kullanıyorum ben. Bir tane daha koyabilirim. Aslında daha fazla koyacağım. Ve şu an kadar bir şey dikkat ettiniz mi? Şu an teknik olarak bu ME sistemimiz çalışıyor. Ve ME sistemimiz demişken şurada ben birkaç gereksiz zımbırtıyı yerlerine koyayım. Mesela sen git. Sana şimdiki ihtiyacım yok. Şunlar Botanya'ya ait. Bunları o yüzden buraya koyalım. Sen Botanya'ya ait değilsin. Ve aklıma gelmişken bir şey daha gördüm. Road of the Bifrost. Ve bunu şunu üretmek için kullandım ama normal kullanıma bakacak olursak kendisi köprü yapmaya yarıyor bu şekilde. Cooldown'u bittiğinde köprü de bitmiş oluyor. Ve o cooldown bittiğinde yeni köprü yaratabiliyorsunuz. Kendisi güzel bir arkadaştır ve mesafesi de bayağı uzun. Evet, şimdi devam edelim. Normalde benden ME controller döşememi beklerdiniz değil mi? Hayır. Burada ME controller'a ihtiyacım yok. En azından 8 parça ulaşana kadar. 1, 2, 3. Şu an 3 parçamız var. Bu bir parçadan sayılmıyor. Ve eğer bunu da koyarsam 4 olacak.
Şimdi de 5 oldu. Benim 3 parçaya daha ihtiyacım var ki bunu maksimum sayısını elde edeyim. Şu an elde edemiyorum. O yüzden şu an için MI Controller'a ihtiyaç duymuyorum. Peki. O zaman iron'larımızı alalım. Ve compacting drawer'larımıza yerleştirmeye başlayalım. Ve bir şey fark edeceğiz. Valla! Neden 3 tane gözüküyor? Çünkü... Tamam, artık 3 tane gözükmüyor. Altınlarımızı alalım. Tinlerimizi alalım. Altınlar, gelin bakalım. Tinler, gelin bakalım. Ups. Bu şekilde bunları taşıyorum. Bu arada gold nugget da şuradaydı. Iron nugget da. Pardon, şuydu. Gold da şu. Evet. Bunu buradan kaldırırsam ancak bunları okuyamayacak. Ve bunun dışında koyduğum şeyler mesela bunlar. Bunlar. Bulukları ilk drive'a gidecekler. Bu şekilde ben ihtiyacım olan şeyleri buraya yerleştireceğim. Evet, şu bu yerleştirme sürecini hemen halledeyim. Geliyorum. Evet ve geri geldim ve şimdi buralara bolca drawer yerleştirdik ve bunların hepsi şu an buradan okunuyor. Tabii. Ve hayır, search mu para otomatik olarak koymasını istemiyorum. Şimdi şurada iki önemli iş yapacağım. Birincisi MI interface bağlayacağım birkaç tane. Hala çalışıyor. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, achievement'ımızı aldık ve 9. Artık çalışmıyor. 9.'yu bağladığımız andan itibaren... Valla kaput. Peki, bu noktada ne devreye girecek? Çok güzel bir soru değil mi? Bu noktada... Ben bunları nereye koymuştum? Evet, MI controller'larımı ben nereye koydum? Buraya koymuşum, tamam. Her cable'lar burada değil. Bu arada evet, 8 tane bağladığınız andan itibaren bunlar bağlanmayı bırakıyor. Bunun ortası şu ya da şu. Şu diyelim. Ups. Elimde zaten quartz. Şunu da kaldıralım. Bu arada sanırım kasma sebebi olan bir şeyi buldum. Bir kenar daha iyi olabilir. Ups. Gelelim. Evet, bu çok daha iyi bence. Ve şimdi... Bunu geçici olarak bir bağlantı bir bağlantı olarak düşünebilirsiniz. Ve voilà. Artık 8'den fazla bağlayabilirim ama nasıl?
Bu kablo üzerinden gene 8 bağlayabilirim. Eğer bunu dense cable yaparsam buradan 32 kanal geçirebilirim. Bunların bir yüzünden, yani şöyle her bir yüzden 32 kanal bağlayabiliyorsunuz. Yani 32 tane makine bağlayabiliyorsunuz. Ha ve hepsi birebir. Hepsi hatta ve hatta şu şekilde gösterelim. Aynı ya. Aynı şey. Evet. Ve hazır. Bunlar aynı şey demişken ben buraya bir ufak bir iş yapacağım. Translocator. İki tane lazım. Ve buradan artık şunları böyle atabilirim. Bazılarına void upgrade falan koyacağım. Şimdi Diamond Chest Transporter. Yapalım. Valla. Şimdi. Mesela ben bu chest'in içindeki her şeyi emin sistemime atmak istiyorum artık. Bu arada bazılarını bilerek koymadım. Çünkü bazılarının ve valla. Hepsi şu an emin sistemimde. Hatta bir bakalım. Ingot. Mesela Manilin'i sisteme koymamışım. Manilin şu an sistemde. Ve bunu demişken aklıma geldi. Benim şurada bir adet drawer key'im vardı. Bunların hepsi eğer mesela şundaki itemlar biterse buna rastgele bir item yerleştirebilir şu an sistem. O yüzden ben bunu engellemek için şu tane shift sağ klik yaptım. Controller'a tıkladığım için hepsi kilitlenmiş durumda. Ve dolayısıyla da evet, glasslar hala duruyor. Hala glass olarak görüyor bunu. Evet, sistemimiz bu şekilde. Ve böylece bu arkadaşlarımızı taşıyoruz. Mesela şu arkadaşlar bayağı kalabalık. Evet ve bayağı da hızlı bir biçimde taşıyoruz. Bunlar kendi, bu ME interface kendi içerisinde alınan her şeyi saniyesinde ME network'e aktarıyor. Ve ben burada A'dan Z'ye değil de item sayısına göre listelemek istiyorum. Evet. Ve bu şekilde item sayısına göre listeliyoruz. Ups. Çok yanlış bir şey yaptım. Çok yanlış bir şey yaptım ama olsun. Bir saniye. Tamamdır. Henüz bitmemişken almayın. Ama aklınızda bulunsun. Mesela şunları taşırken, pardon şunları taşırken biraz dikkatli olacağım. Çünkü bunlar arasında farmı yapılacak olanlar da var. O yüzden mesela farmı yapılacak olanları ben ayrı bir noktada tutup onları daha sonradan ayrıca bağlamayı düşünüyorum. Farklı baslarla. Evet, bu şekilde bir sistem kullandıktan sonra bunları bu şekilde taşıyoruz. Muhtemelen sen busun. Evet bu. Güzel. What? Evet, böyle güzelce bir sistemle ve şunları ben biraz daha taşıyayım şuraya, elle taşıyayım. Evet, bazılarına void upgrade koydum. Mesela şu ikisine void upgrade koydum. Bunun yanı sıra diamond upgrade olanlar var. Mesela şunda, diamond storage upgrade. Evet. Bu şekilde sistem düzenekler yaptık. Ve taşıması gereken iki önemli chest var. Hmm.
ve aslında 3 önemli chest var. Çünkü benim bir adet projem için şu an bir şeyler gerekli. Lütfen bol. Evet, buyur. Yay, magnifik. Tam geçti. Evet, Open Computers'te bir işimiz var. Ve hazır buna başlamışken yavaştan size ilginç bir şeye de girişeceğim. Neyse, bunları taşımaya sonradan devam edelim. Ben Applied Energy Stack'se iki önemli şey daha yapacağım. Hayretten. Pardon. Mesela Advanced Inscriber bana gerekli bir item. Bunlardan şunları da alalım. Değil mi? Onlar aktarıla dursun. Ben şuradan Inscriber'larımı toplayayım. Bu inscriber'larım bana birazdan lazım olacaklar. Çünkü advanced inscriber yapmak istiyorum. Advanced inscriber'larımı nereye koyabilirim? Güzel soru. Şimdi şurası güzel görünüyor. Evet, kendisi herhangi bir yere bağlamamızı gerektirmiyor. O yüzden biraz rahat otomatikleştiriliyorlar. Çok daha rahat otomatikleştiriliyorlar aslında. O yüzden bunları otomatikleştirirken kullanıyorum ve şunları da alabilirim artık. Şimdi gel gelelim bize dense pattern'ları atalım içeri. Chest'leri de atalım. Bana neler gerekecek? Bana mesela dense cable gerekecek. En basitinden. Bunun için smart cable ya da covered cable lazım. Covered cable bana normal gel. Fazla kablom yokmuş. Evet, yapalım hızlıca. Bunları kısa süre sonra Angarya'dan kurtulacak şekilde halledeceğiz. Evet ve geri kalan tek şey bunları bir kısmını dense cable'a çevirmek. Evet ve ilk yan alanlarımızdan bir tanesini bu şekilde oluşturalım. Evet. Buradan 4 tane 8'lik alan çıkacağı için cable. Evet. Bundan biraz daha yapalım. 48. Makuldür. Sonra da senden 64. Tamamdır. Ve ben bunları aslında smart cable yapmak istiyorum. Ama sanırım smart cable yapmak için buradan geçirmem lazım. Evet. Smart cable ben daha sonradan yanlış şey. Neyse, smart cable'a daha sonradan girişelim. Biraz daha geliştireceğiz Emi network'ümüzü.
Tabi bayağı bir geliştireceğiz. Ancak şimdi değil. Smart Cable'ımızı daha sonradan Higher Dense Cable'a çeviremiyormuşuz. Yay. Şimdi bana neler lazım? Birkaç bir şey. İlk önce Crafting Unit, Core Processor ve Crafting Storage. Öncelikle düşük. Al, doğru. 4 taneli bir yapalım. Bir tane Core Processor ekleyelim. Nasıl dur? 2 tane Core Processor ekleyelim. Ve Voilà. Ve gel bakalım. Ha. Oh, bir şeyi unuttum. Bir şeyi fazla yaptım. Neyse, şimdi bu böyle kalsın. Bunu buraya yerleştirelim. Bu bir crafting core prosesörümüz. Ve seni cable. Şimdi hangisiyle yerleştirsem diye düşünüyorum. Bu olabilir. Evet, şu an neden bunu yapıyor bilmiyorum. Sanırım her seferinde bir check yapıyor olabilir. Network check'i. Sağlık olsun. Ve valla, EMI sistemimiz artık bir core prosesör bağlı. Şimdi bana neler lazım? Başka. Aslında mesela seni buradan değil... Sana şuradan erişsek daha sağlıklı olabilir. Alan sayı değil, number'a göre. Tamamdır. Ve bize birkaç arkadaş daha lazım. Mesela Crafting Terminal. Hayır. Import Bus. Interface. Interface Terminal. Bak bu işe yarayabilir. Pattern Terminal ancak şu an önceliğimiz. Pattern Terminal ne istiyormuş? Crafting Terminal. Ve o da Crafting Table istiyor. Crafting Table'ları henüz buraya taşımadım. Ve artık bu Crafting Table'ların çoğuna da ihtiyacım yok. Tamamdır. Pattern Terminal. Gel bakalım. Voilà. Buradan ilginç birkaç bir şey yapacağız. Şimdi gel gelelim. Benim çok işime yarayacak bir arkadaş söz konusu. Molecular Assembler. Formation'ları yaptım. Annihilation'ları yapmam lazım. Flix'im az kalmış o zaman. Quartz. 30 tane normal kalmış. Gerçi işlemediğim maden olarak da var. Bolca. Dur pardon. Charge lazım. Charge'lar içeride. Tamam. Pardon. Redstone. Yarım stack redstone. Ve charge'lar şurada bir yerde, şuralarda bir yerde olacaktı. Charged. Şimdi. Aslında dur. Buna gerek yok zaten. Şu arkadaşı taşıyacağız.
Bu arkadaşla bunu yapabiliyoruz neticede. Mesela şimdi şuraya koyabilirim. Evet ve gördüğünüz gibi FlowX'lerimiz anında hazır oldu ve ben bunların bir yarım siteğini toza çevireyim. Çünkü bana gerekecek bir önemli birkaç şey var. Şimdi interface'lerim benim. Bunlar bana lazım olacak. Ve ayrıyeten unutmadan şuradan bir yol daha çıkartalım. Ve FlowX'lerim ne durumda? Evet, hoş geldiniz. Ve voilà. Crafting table lazım daha fazla. Hemen hallederiz. Evet, şimdi benim bunları yerleştirmem gerekecek. Planım bu şekilde yerleştirmek. Ama bu planda ufak bir eksiğimiz var. Nedir diye soracak olursanız, şuradaki interface'lere erişemeyeceğim. Burada bu kabloları bağlamak zorundayım çünkü network almayacaklar diğer türlü. Evet, o yüzden ben ne yapıyorum? Terminal bus'tan bahsetmiştim size, değil mi? Interface terminal, pardon. Ne eksik? Heh, enemy interface lazım. Interface terminal yapabilmek için enemy interface lazım. Ne harika. Evet. Interface terminal. Gel bakalım. Ve buradan interface'lerime çok rahatlıkla erişebiliyorum. Bunlara. Ve hatta pattern'lara girişelim. Bir pattern alalım kendimize. Blank pattern. Gel bakalım. Ben bu blank pattern'lardan birine blank pattern recipe'si öğretmek istiyorum. Ayrıca şimdilik bunu buraya böyle koyacağım. Bir saniye. Neden yazmadım? Ha, çünkü çok yanlış bir şey yaptım. Neyse. Bu blank pattern'ımızı evet. Ve eğer şu an sistemde blank pattern olmaması lazım. Ben bir tane blank pattern craft etmek istiyorum. Etti. Evet, şu an emi sistemi bana auto craft gerçekleştirdi. Evet, bu şekilde craft öğreteceğim. Ve bu sayede craftlarım çok daha kolay bir hale gelecek. Ve sanırım bölümü burada bitirebiliriz. Ve oradan ah, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.